Efendim kameralarımızı şimdi Ankara'ya çevireceğiz. Ankara'da Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen bizleri bekliyor ve kendisinin bir de önemli konuğu var. Evet, söz sizde. Evet, bugün grup toplantıları yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grupta konuşmasını yaptı. Önemli mesajlar verdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bürokratlarla ilgili açıklaması oldu. Dikkat çeken bir açıklamaydı. Yine emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de önemli değerlendirmeleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İş Bankası ilişkisi de soruldu Erdoğan'a ve bu soruya da yanıt verdi. Olayın parlamento boyutu var dedi. Onların direnmesi netice vermez dedi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını Sayın AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'le değerlendireceğiz. Sayın Vekilim yayınımıza hemen hoş geldiniz diyorum ve hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Hemen şunu söyleyeyim. Siyasi bir partinin ticari bir faaliyet içerisinde olması absürt değil midir? Saçma değil midir? Böyle bir şey olabilir mi? Bankacılık faaliyeti içerisinde olan uzun yıllardır üstelik ve haksız bir biçimde bu faaliyeti yapan bir parti milletten tepki alıyor. Millet bize bu tepkisini yöneltiyor. Lütfen CHP'nin elinden millete ait, devlete ait hisseleri alın, hazineye devredin diye sahadan aldığımız yansımalar var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri, Sayın Bahçeli'nin söyledikleri hayatiyet bulmalı diye bir beklenti var. Şimdi meclis zeminde de bunların yapılması lazım. Kaldı ki CHP hisseleri nasıl oluşmuş? İş Bankası'ndaki hisseler, millete ait değerler böyle bir banka ihtisas olunarak oluşmuş. Öyleyse millete aitse milletin asıl menbaı, kaynağı hazinedir. Orada olması lazım. Doğrusu da budur. Bazı CHP'liler şunu söylüyor. Efendim o hisseler bizde olsa da hakikatte Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu oradan istifade ediyor. Madem öyle, bu iki kurum da devletimize ait kurumlar. Hazineye devredilir İş Bankası'nın hisseleri. Gene o kurumlar oradan istifade eder. CHP'nin ısrarı niye? Onu anlamak mümkün değil. Bir, iki, bu tehdit dili kime? Böyle bir şey olabilir mi? Ağzını açan CHP kurmayları yahut sözcüleri hemen tehditle bu işi başlıyorlar ve sonuçlandırıyorlar. Tehdit kimseye sökmez, bu millete sökmez. Sökmedi, bunu anlamıyorlar ve hem milletin oyuna talipler, sözüm ona, hem de millet tehdit ediyorlar. Şu anda biz parlamentoda milleti temsil ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız adı üstünde Cumhur'un başkanı. %55-53 civarında bir oyla Cumhurbaşkanı seçilmiş. Bu milletin kahir ekseriyetiyle. Ve 4 ay olmamış. Milletten aldığı yetkiyle bu tasarrufta bulunma girişimi niye tehdit diliyle karşılık buluyor? Bunu yapanlar yakında milletten bir daha tokat yiyecekler, bir daha şamar yiyecekler. Ne şamarı? Demokrasi şamarı yiyecekler. Bunu bir teviye yemelerine rağmen bir türlü akılları başlarına gelmiyor. CHP'nin İş Bankası hisseleri üzerindeki ipoteğine millet artık dur deyin diyor. Biz de siyasi irade olarak bu hal üzereyiz. Milletimizle aynı frekansta bulunuyoruz. Dolayısıyla milletin talebini meclis zemininde düzene koymak ve bunların elinden bunu almak lazım. Bir siyasi partinin ticari faaliyette bulunmasının önüne geçmek lazım. Hakikatte zaten dernekler yasasında bu öngörülmüştür. Buna bir özel paragraf açılması lazım partilerle ilgili. Zannediyorum ki önümüzdeki zaman diliminde bunlar da olacaktır. Bunun olması lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokrasiyle ilgili dillendirdiğinde bu arada sordunuz. Bunlar birbirine bağlı aslında. Yani eğer siyaset kurumu bir taraftan faüllü bir biçimde bu işlere müdahale ederse bürokratlar da maalesef ataleti ifade ediyorlar çoğu zaman. Öyle olunca işin faturası kime çıkıyor? Millete çıkıyor. Milletin işleri akamet bulunca oradan gelen tepki kime oluyor? Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, tabii ki onu ifade eden meclisteki biz milletvekillerine geliyor. Öyleyse bürokratlar da kendilerini Sayın Cumhurbaşkanımızın eforuna, gayretine, çabasına göre ayarlamak durumundalar. Aksi halde ört ki ölem metoduyla
bir yöntem artık iş görmez. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sistemi bunu öngörüyor. Çalışkanlığı, çalışmayı, millete hizmeti hedef alıyor. Yani kadroyu aldım, öyleyse yatarım. Hayır, bitti o devir bitti. Nedir? Performans olacak, göstereceksiniz, çalışacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusu bunaydı. Bürokratlar böyle ayak sürterek, yapmamak gibi bir moda girerek bu işleri götüremeyecekler. Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde buna zaten mani, vurgusu bunaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın, böyle olması lazım. Hatta atalet derken orada bir parantez açtı ve bu emeklilikte yaşa takılanlar deniyor ya, aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın erken emeklilik talebiyle ilgiliydi tepkisi. Atalet yok arkadaş, 38 yaşında emeklilik nasıl olabilir? Yani bizim kaynaklarımız buna müsaade ediyor mu? Vurgusu bunaydı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ve bu ülkede 80 milyon insan yaşıyor. Siz siyasi irade olarak bir tasarrufta bulunuyorsunuz, bir kesimi tatmin ediyorsunuz, çok genç yaşta emekliye ayırıyorsunuz onları, ama öte tarafta milyonlarca insanın kaynağını aktarmış oluyorsunuz. Ve o milyonların refah seviyesi düşüyor. Buna mani olmak lazım. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset yaparken milletten aldığı işaret üzere yürüdüğü için çok samimi, kalbi, hasbi değerlendirmeler yapıyor ve tepkisini ortaya koyuyor. Tepki derken milletin her ferdi bizim başımızın üstünde yer alır. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle söylüyor. Efendim talepler var. Taleplerde haklılık katsayısı ne kadar, buna bakmak lazım. Bakıyoruz biz, o katsayıya göre de bir yürüyüş serencamı belirliyoruz. Öyleyse söylenenlerden sonra benim aldığım şey, Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısındaki ifadelerinden sonra aldığımız tepkiler şöyle. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Hakkı, adaleti dillendiriyor her zeminde. Öyleyse bu hal, yani emeklilik, erken emeklilik talebi doğru bir talep değildir. Milletin sinesinden, milletin vicdanından kabul görmez. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir formülasyonla öne çıkılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle bir dernek oluşumundan bahsettiler. Yani 38 yaş olmasın, 48 yaş olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yıllarca, 30 sene devletin sosyal güvenlik kurumundan beslenmek gibi bir hal oluyor. Bu elbette ki çalışanların emeklilik haklarıdır, paralarını alacaklar, ama bu neviden erken emeklilik bizim için lükstür. Bu ülke için lükstür. 65 yaşında Avrupa Birliği'nde emeklilik öngörülürken bizde bunun altındaki rakamlar hakikaten milletin refah seviyesini düşürüyor. Yani bir taraftan bir kesimi mamur hale, sözüm ona, getiriyorsunuz. Onlar da aslında mamur hale gelmiş olmuyorlar. Öbür tarafta büyük kitleler mağdur hale geliyorlar. Son cümlenizi rica edeyim Sayın Vekilim. Evet, yani ez cümle şunu söyleyeceğim. Şu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin İş Bankası'nın hisselerine dönük değerlendirmeleri milletin kabul ettiği, milletin talep ettiği değerlendirmelerdir. Biz de milletvekilleri olarak bu değerlendirmeye yüreğimizle katılıyoruz. Kabul görüyor bu. Bürokratlarla ilgili atalet yok, çalışmak var. Çalışmayanın orada durma hakkı yok. Cumhurbaşkanlığı sistemimiz bunu öngörüyor ve emeklilik, erken emeklilik bu ülke için lükstür. Bunun altını çizerek size teşekkür ediyorum ben. Ben de size teşekkür ediyorum. Yayın konuğumuz AK Parti Erzurum Milletvekili Sayın İbrahim Aydemir'di. Bugün grup toplantıları var dedik. Gruplarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını özetle değerlendirdik. Vekilimizle diyelim ve sözü İstanbul'a bakalım. Evet, teşekkürler.